Evet, 80, ödev verdiğimiz 85'te başlayalım. Şekirdeki yapının üstten görünümü nedir? Üstten çocuklar tek bir sıra var buradan baktığınız zaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi 6 tane yan yana üstten gözükecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cevap Bursa'dır. Sağdan görünümü buradan baktığınızda bir duvar görüyorsunuz. Duvarın sadece şu yüzünü görürsünüz. Bakın çizdim. Şuradaki taralı kısım görürsünüz. Kenarlarını çizdiğim. Arka tarafı görmezsiniz. Bu da nedir? Tekli. İki tane yan yana. Sonra bakın tekli. İki tane yan yana. Sonra üçlü. Cevap Denizli. Üçüncü soru. Soldan görünümü şurası. Şu çizdiğim kısmı görürsünüz. Bir de şunun hemen üstünde şunu görürsünüz. Şurayı görmezsiniz. Bakın. Şurada bir ikili. Sonra tekli. Sonra bunun üstünde bir tane de bak. İkili, tekli, ikili, tekli. İkili, tekli, ikili, tekli şeklinde cevap alınır. Önden görünü demiş. Önden gördüğünüz şudur. Hepsini tarayarak gideceğim. Bir şurayı görürsünüz. Gördüğünüz üzeri gösteriyorum. Şuradakini. Yani bunun yanında bir tane daha görürsünüz. Ön tarafı aslında ikili görüyorsunuz. Yani bunun yanında şuradaki yüzü göreceksiniz. Sonra bakın yani ön taraf ikili. Sonra bunun üstünde iki tane daha var. Şöyle. Sonra yandakinin üstünde bir tane daha var. Şu şekilde göreceksiniz. O yüzden cevap Ceyhan'dır. Evet. Önden, üstten ve sağdan görünümlerini doğru vermiştir demiş. Şimdi eleyerek gidelim. Nasıl eleyerek? Bakın. Ön deyince üçlü, üçlü. Tekli, üçlü. Tamam. Bakıyorum önden bir kere üç tane yan yana var. Üç tane yan yana. Tamam. Bu gitti C şıkkı. Çünkü üç tane yan yana yok. Sonra bunun üstünde iki kat daha var. Tamam. Şunda. Bu da gitti. Sonra bunun üstünde bir kat daha var. Bu da gitti. Cevap Adana'dır. Diğerlerine bakmaya gerek bile kalmadı. Önden görünümü. Önden görünümü iki kat, yanında da tek var. İki kat, yanında da tek var. Cevap Denizli. Şekildeki yapıya aittir. Görünümler şimdi. Soldan bakalım. Üç tane yan yana. Solu çiziyorum. Bunun üstünde iki, bunun üstünde de iki. Yani şurası aslında ikili. Burası da tekli. Tamam, şöyle bir şey olabilir. Yani bu soldan. Ve cevap buymuş zaten. Hangisi şekildeki yapıya aittir diyor. Evet, diğer test. Şekildeki yapının önden görünümü. Önden görünüm bu. Bakın. Şu var ve şu var. Yani sağ tarafta üçlü bir tane olacak. Bu gitti. Sağ tarafta üçlü dedik. Hiçbirinin sağdan üçlü yok. Sonra yanında ikili. Sonra yanında bir üçlü daha var. Cevap Adana. Kaç tane küp kullanılmıştır? Şurada üçlü var. Üç. Sonra şu üçlünün üstünde bir tane daha olduğuna göre demek ki bunun altında üç tane. Yani burada dörtlü var. Burası bununla aynı seviyede üçlü. Sonra 1, 1, 4, 3 daha 7, 10, 11, 12 tane vardır Adana. Yapının üstten görünümü demiş. Üstten görününce şurada bakın yan yana ikili var. Yani şöyle ikili var bir. Sonra şunun önünde bir tane daha var. Bunun yan tarafında bakın bunlar yan yana bununla bu yan yana. Şu numaralandırın. 1, 2. Eğer görünümü belirleyemiyorsanız numaralandırın. 1, 2, 3, 4. Bakın 1 ile 2 yan yana. 1 ile 2 yan yana çizdim. 2'nin sağ tarafında yani yukarısı da şurada bir tane daha var. 3'ün yan tarafında bir tane daha var. Cevap Bursa. Üstel dediği için. Hangisi olamaz? Önden görünüm. Önden görünüm bu, sağdan görünümü buymuş. Hangisi
Hangisi olamaz diye sor. Şimdi bir kere sağdan görünümü buysa demek ki üst üste iki yapı var. Doğru mu? Yani üst üste iki yapının oldukları kesin olabilir. Ama C'ye bakın, bu kesinlikle olamaz. Neden? Çünkü bunda üstte önden baktığımda hiçbir şey gözükmüyor. Ama üst üste bir şeyler var. Bakın, tek katın iki tane tek kat var. Sonra üstte iki tane tek katın şu da var. Yani gördünüz mü? Üçüncünün üstünde bir tane yapı çıkmış. Bu ne demek? Demek ki iki katlı bir şeyler var. Yani tek kat şuradan baktığını, bu sağdan görünümü ise önden şuradan baktığımı varsayayım. O zaman bunları gördüğümü, bunların üstünde bir şey görmem lazım. Ama C şıkkında üstten görünüm yok demiş. Yanlıştır. Tarık ve Can şekildeki yapıyı bulundukları noktalardan aşağıdakilerin hangisi gibi görürler? Tarık 2 2 görüyor baktığında, ama bakın şurada bir ikili görüyor. Şunu çizdim. 1 2. Bu ikilinin arkasında bakın boşluk. Boşluğun arkasında 3 ve 4 var. Yani şurada iki tane daha var. Yani şurası dörtlü olacak. Bunlar gitti. Ya bu ya bu. Sonra zaten devamını getirmiyorum. Sonra yanında 1, 2, bir de şu var. 3 bakın. Burada da boşluk var ama 1, 2, sonra şurası 3. Bunun hem 3 hem de 4'ü var. Tamam. Can'a geldim. Can diğer taraftan bakıyor. Şöyle sileceğim. Can 2, tek, 1, 2, 3, 4. 2, tek, sonra dörtlü olacak. Cevap Denizli. Şekildeki yapılardan hangisinin önden görünümü aynıdır? Önden görünüm. Bakın. Önden üçlü ikili, önden üçlü tekli. Önden 1, 2, 3, 2. Bir kere bu gitti. Bu üçlü ve tekli. Ama bu 3, 2, 1, 2, 3. Merdiven gibi olsa da 3 küp üst üste görürüm. Değil mi? Önden baktığım zaman ben kalkıp şu aradakileri, şu yüzeyleri görmem bak. Boyadığım şu iki yüzeyi görmem önden baktığımda. Ne göreceğim? Önden baktığımda şu bir, çok pardon, iki ve üç. Şunu göreceğim. Üçlü. Yanında da ikili göreceğim. Üç, iki, yani bir ve üç olacak. Ceyhun. Hangisinin önden ve üstten görünümü aynıdır? Önden baktığımda 3, 2, 1 ama üstten bakınca 3 tane yan yana. Yanlış. Önden baktığımda 2, 1, üstten baktığımda da 2, 1. Tamam, bu dursun kenarda. Bu gitti. Önden baktığımda 3 yüzey ama üstten baktığımda L harfi gitti. Önden baktığımda 2, 1, arkadakini görmem ama üstten baktığımda, bak zaten küp sayısından anlarsınız. Üst, bak önden baktığında 1, 2, 3. Ama üstten baktığımda bunu görüyorum. Şu arkada kalanı görüyorum. 3, 4. 4 tane görüyorum. Bu da gitti. Cevap Bursa'dır. Önden görünümü. Önden görünümü 1, 2, 3. Üçlü var. Gitti. Üçlü var. Gitti. Sonra bunun yanında 1, 2. Bunun yanı bakın. 1, 2, 3. 1, 2. Bak 1, 2, 3. Bunun yanında 1, 2. Cevap Adana. Değil. Neden Adana değil? Çünkü bunun üstüne kat çıkmış burada. Burada kat yok. Burası üçlü, bunlar tekli. Bursa. Evet, konumuz bu kadar. Dönemi bitirdik çocuklar artık. Bir dahaki videomuz genel tekrar video testi olarak bir tekrar edeceğiz sadece. Videoları tekrar tekrar dinleyerek genel tekrar yapmanızı öneririm. Görüşmek üzere.